Bugün Tayland'da, Bangkok'ta yerel bir kasabadayız. Yerel bir eyalet mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Çok otantik, çok değişik bir yer ya burası. Bakar mısınız şu manzaraya? Sabah şu aşağıda bir yerde timsahla uyandım mesela. Bildiğiniz timsah burada geziyordu. Yavru bir timsah. Ha, alıştım mı? Alıştım. Yadırgadım mı? Hayır. Çok bilmiyorum, şaşırdım yani. Güzeldi. Şöyle şurada küçük bir tapınak gibi bir şey var yani. İnsanlar orada ibadetlerini yerine getiriyor sanırsam. Kanaatimce. Şurada çok tatlı bir, hani böyle ne derler, suyun kenarında yapılan şeyler var ya, onlardan var. Çok güzel. Ev şöyle bir ev. Bayağı eski, dediğim gibi bayağı otantik. Ama ev fazlasıyla karışık. Çok karma karışık yani. Hiçbir şey yerinde değil. Sebebini anlayamadım. Bilmiyorum. İstifçilik olayı olabilir sanırsam. Şöyle kısa bir evi göstereyim. Onun dışında bugün planda olan veya olmayan yerleri ziyaret edeceğiz. Ben bu kasabayı çok merak ettiğim için biraz burayı gezeceğim. Onları da size zaten göstereceğim. Hani Amerika'nın Teksas eyaleti var ya, ona benziyor burası ya. Bayağı fazlası, gece özellikle çok böyle ıssız mı diyeyim, tatlı mı diyeyim bilemiyorum yani, çözemedim. Şöyle biraz evi göstereyim size. Burayı biraz es geçebiliriz. Burası bayağı bir pis, değişik bir şey. Şöyle ev fazlasıyla darmadağın. Ve bizi misafir eden kişi ailesiyle yaşıyor. Hani sağ olsun bizi o şekil davet etti, kabul etti. Ve burada hava yaz olduğu için vantilatör ve klima var. O olmadan burada asla yaşayamıyoruz. Aa, şurada yeni gördüm bak, dikkatimi çekti. Saçma sapan pony şapkalarından var ya. Şöyle diğer elim orada olduğu için koyamıyorum, yakıştı mı bilmiyorum da. Türk olduğumuzu her yerde belli ediyoruz. Sabah Türk pidesi yedik, Adana'da yaptık, buraya getirdik ve son yemeğimizi, ve şu an Türk kahvesi içiyoruz. Gördüğünüz gibi. Selam. Selam. Hi. O da bizim teyzemiz, bize bakıyor sağ olsun. Şu çok tatlı ya, baksanıza. Evet, gördüğünüz gibi şöyle güzel tatlı tatlı evler var. Çok farklı ya, bayağı farklı geliyor bana, bilmiyorum da. Ama sokakları tertemiz. Hiç böyle ne bileyim yere bir şey yok yani. Ve de fazlasıyla güvenilir burası. Hani insanların böyle eşyaları, her şeyi dışarıda, ne bileyim arabalar olsun, şey olsun. Bayağı bayağı her şey dışarıda yani. İnsanlar birbirine güveniyor. Güzel bir şey yani bu. Ki insanlar güvenip yani bizi evlerine alıyor. Evlerinde bile yoklar yani o ev sahipleri, hani güvenip bize emanet ediyorlar evi. Şurada bir internet satan bulduğumu sandım da kapalıymış ya. Sanırsam ev interneti, bana acilen cep telefonu interneti satan bir yer lazım. Burada fiyatlar Türkiye'ye göre oldukça ucuz yani. Örneğin şöyle diyeyim, 250 GB mıydı? Hani 250 GB 1000 bahttı sanırsam, o da 200-250 lira arası bir şey diyor. Şöyle çok düştüm ya, bakar mısınız, çok tatlı. Burası yerel yaşam yeri olduğu için hiç fazla İngilizce tabela yok. Genelde hep Tayca, gördüğünüz gibi. Bu market mesela, ne olduğunu bilmiyoruz ama şimdi. Çünkü merkezde şey vardı, böyle İngilizce tabelalar vesaire vardı. Şuraya bakar mısınız, burası da Teksas eyaleti. Çok güzel. Sokakları gezmeye devam ediyoruz. Yavuz Bey, bir şey söylemek ister misin dostum? Evin içine giriyor, bok götürüyor, dışarı çıkıyor ama tertemiz. Aynen. Oo, köpeklere bak. Şöyle sokakları göstermek istiyorum size. Ya evlerde, tamam mı, böyle bir ağır yemek kokusu var, tamam mı, ama dışarı böyle nasıl diyeyim, huzur dolu yani. Yemek kokusundan değil, pislik sıkıntısı var. Aynen, burada insanlar böyle her şeyi saklıyor evinde. Niyeyse, sebebini bilmiyorum ama vardır bir sebebi, bilmiyorum. İşte gördüğünüz gibi böyle güzel güzel evler. Ve Türkiye'de olmayan arabalar var ya, çok garip. Burası da bir market, bir şeyler satıyor ama market değil de evinde bir şeyler satıyor. Sokak gibi. Aynen. Tarifi. Ve burada bildiğiniz üzere fazla mutfak yok evlerde. İnsanlar ucuz olduğu için hep dışarıdan yiyor. Böyle poşetle çorba alıp geldi mesela biraz önce teyze. Burada nevresim satıyor galiba. Seçal 1 lira. Yemin ederim Amerika gibi değil mi ya? Gitmedim ama yani. Gördüğüm kadarıyla filmlerden. Şu anda Taylo aile bizi şehir merkezine bırakıyor. Yani de bizi gezdirecekler. Gördüğünüz gibi. Gidiyoruz. Nathan, no problem. One. Oh. Later, now land. คุณปวดท้องอะไร Adamlar da İngilizce bilmiyor bizim için. Aydın'dan Türkçe'ye çeviri yapıyorlar. Evet, şu anda dolmuştan indik fakat bizi geçirmiş olabilir sanırsam. Normalde tabelada 15 yazıyordu. Kişi başı 30 istedi ve bizi şehir merkezine getirmedi. Yürüyoruz. Haritamız da online değil şu an. Allah'a emanet gidiyoruz şu an bakalım. Turist Ömer modundayız. Trafik tersten attığı için şu an nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz. Geçsek mi acaba? Şu anda gördüğünüz gibi trafiğin ortasında kaldım. Tersten olduğu için trafik geçemiyoruz. Nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Bir ara sokaklardayız ya. Hala merkezi bulamadık. Değişik değişik yerlerdeyiz. Size şu amcamı göstereceğim şimdi. İlk defa o yağ kokusunu almadığım bir tezgahtı. Balık mıydı? Ama başka şeyler de var. Trafik bizi öldürecek ya. Tersten akıyor ya. Şöyle tezgahları da göstermek istiyorum sizlere. Aa, merkeze geldik sanırsam. Sonra Bağdat bulunur demişler ama biz sorduk söylemediler. Biz kendimiz bulduk. Yavuz'un morali bozuk. Benim moralim bozuk değil ya. Yoruldu. Sırtında çanta var. Evet, şu anda gece pazarındayız. Ufak da olsa daha büyükleri var bunların. Oraya başka bir zaman gideceğiz de. Burada eğlenceli, canlı yani yine. Size orayı göstermek istiyorum. İşte gördüğünüz gibi. Millet her şeyi satıyor. İleride yemekler falan var. Akrep olsun, böcek olsun, kurt olsun. Burada her şey satılıyor yani. Her şey değerlendiriliyor. Ve tavuğun ayağı bile satılıyor burada yani. Siz düşünün. Kızartıp yiyorlar yani. Adamlar her şeyi değerlendiriyor. Sorun. Burada işportacılar vesaire. Tuk-tuk'u görüyorsunuz. Ama bu VIP olanı. Şöyle bir gece pazarı. Umarım müzikten telif yemem. Gördüğünüz gibi böyle değişik değişik şeyler var burada. Fiyatlar mesela şu kemer tezgahı 100 baht. Yani yaklaşık olarak 19-20 lira ediyor. Hani Türkiye'de daha ucuz. Bilmiyorum. Türkiye'de daha ucuz mesela bunlar. Burası çok efsane ya. Bayağı iyi ya. Eğlenceli, sınırsız eğlence. Sabaha kadar devam ediyormuş. Şu anda çok merak ettiğim bir yemeği yiyeceğim. Pataya, Tayland'a özgü. İçini atladım, bilmiyorum nasıl yendiğine ama bir bakacağız. Çatal taşım benim bana ya. Eğlence tam gaz devam ediyor. Evet, sonunda akrebi deniyorum. Ama çok kararsızım, bilmiyorum nasıl olacak. Ah. Vallahi deneyebildiğim kadar denedim de beceremedim ya. Yoldan geçen turistler böyle ıy falan filan dedi yani, ben nasıl yiyeyim yani. Hiç yemesem de olurmuş yani, ağzımın tadını boşa bozmuş oldum. Bu da böyle bir deneyim oldu yani, saçma sapan. Ya akrep o kadar kötü görünmüyordu. Niye böyle oldu ben anlamadım ki ya. Ben bayağı güzel bir şey bekliyordum. Böyle içi nasıl diyeyim bomboş, tamam mı? Tahta yemiş gibi, bir de üzerine bir sos döktü. Onu hiç anlamadım zaten. O sos bozdu. Büyük ihtimalle yine cesaret etmeye çalıştım yani. Ya, yemeye çalıştım elimden geldiğince. Ve elimden geldiğince Bangkok'u bugün size göstermeye çalıştım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Tayland'ın başka yerlerinde görüşmek üzere. Evet, son olarak bu üstü açık otobüse bindik. Böyle egzotik, otantik bir otobüs. Değişik, eskilerden kalma. Son olarak bir de bunu deneyimlemek istedim. Şöyle size manzarayı göstermek istiyorum. Burası tapınak. Biliyorsunuz tapınak şehri. O kralımız. Krala sahip çıkalım. Beni kesiyor.